Emre hoş geldin. Hoş Röportajı bulduk. beklerken güzel bir şey söyledin. Oradan başlayalım sonra maçla devam edelim. Siz de hoş geldiniz. Ay Allah yüzümüzü hep güldürsün inşallah. Gerçekten. Şimdi şey söyledim. Yılmaz Hoca'yı söyledim. Çok komik adam valla bak. Çalıştığım en fantastik hocalardan biri. Ha, gerçekten. Bugüne geleceksek de çok güzel bir maç oldu. Gerçekten takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Böyle maçlar yürekli oyuncularla, karakterli oyuncularla oynanır. Yabancısından Türküne kadar. Gerçekten geçen hafta da söylemiştim. Yükatel Denizlispor maçıyla aldığımız bir galibiyet. Bugün de taçlandırmaktı amacımız. Sahada birinci dakikadan 90 artı 8 verildi herhalde. 8 dakika verildi. Gerçekten son dakikaya kadar golü kovaladık. İstedik. Allah da yardım etti. Kazandık. Gerçekten bugün olağanüstü bir performans sergiledik. Yani takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ayrıca buradaki hem valimiz hem sayın belediye başkanımız geldi maçımızı desteklediler. Onların da ayağına sağlık. Bizi her yerde destekliyorlar sağ olsunlar. Umarım şimdi önümüze iki maç oldu. Gazişehir maçıyla taşlandırmak istiyor. Artık yavaş yavaş final yaklaşıyor. Yani biz iyi bir takımız. Yani kimsenin bundan şüphesi olmasın. Erzurumspor layık olduğu yerde kalacaktır. Emrah, sen de çok iyi işler çıkardın. Çok fazla gol denedin ama olmadı. Biraz şanssızdın belki bununla ilgili eklersin bir şeyler. Bir de hoca maç öncesi video izlettim dedi. Sen hocaya değindiğin için. Evet. Videonun içeriği veya o videonun katkısıyla ilgili neler söylersin? Ya gerçekten video taraftarlarımızla alakalıydı. Maçtan önce çok güzel bir enerji verdi bize. Gerçekten taraftarlar inanılmaz bir destek mesajı yollamışlardı bize. Hocamız da hem aileniz için hem bu kadar sizi dışarıda destekleyen 5-6 milyon insan için oynayın dedi. Ha, biz de tabii bugün gerekeni yaptık. Onların zaten statta olmasa bile evinde bizi desteklediğini biliyoruz. Gerçekten bugünkü aldığımız galibiyet de onlara hediyemiz olsun. Biz bıkmadan, yorulmadan deneyeceğiz. Sonuna kadar da bırakmadan mücadele edeceğiz. Çünkü burada inanan gerçekten inanan yürekler var. Devam edeceğiz sonuna kadar. Kesin artık. Teşekkürler inşallah. Hasan geldi. Takım arkadaşlarım da benden şikayetçi. Alalım senin Hasan öyle devam edelim at. İkiniz de gelin ya ikiniz de gelin. Gelin. Valla gel gel. Gelin. Geç gel. Gel. Kamera alalım. Geç. Okey. Okey. Evet Emrah sen yap röportajı o zaman Emrah abi. Evet, sağ olasın. Ya Raşan'ı konuş Mustafa abi gel. Tamam o zaman. Kendisi sonradan oyuna girdi ve çok kritik bir pozisyonun içindeydi. O pozisyonu nasıl yorumluyor? Sonra da how you comment this position actually? What do you want to say about that? No, of course, every player wants to start the game and always be on the pitch. But I had a good conversation with the coach, and he had a plan, and we followed this plan until the 97th minute, and in the end we got awarded. And yeah, I mean, what a team effort and such a great feeling. Elbette öncelikle genel olarak her oyuncu ilk 11'de başlamak ister, sahada olmak ister maça başladığımızda. Ama maçtan önce hocamızla bir konuşma yaptık. Hocamızın da bir planı vardı bununla alakalı. Ve takım olarak şuna inanıyorum, bugün 97 dakika boyunca hocamızın söylediği her şeye, taktik disipline ve plana sadık kaldık. Ve maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. Ve hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum bugün. Geçtiğimiz hafta da aynı şekilde katkı sağlamıştı. Bu hafta da dediğim gibi kritik pozisyonda neler hissediyor peki böyle bir katkı sağladığı için zor dönemde Erzurumspor'a? Yeah, of course in such a crucial situation we're in right now. I'm happy to be involved and help the team. I mean yeah, what can I say? I'm just happy that the team is winning again and it's a team sport, so I'll have my role as well.
Çok kritik ve önemli bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki bu süreçten geçerken, iyi işler yaparken bu işlerin içinde bulup katkı vermek takımıma benim için de ayrıca gurur verici. Bu şekilde çalışıp mücadelemize devam edeceğiz. Ben de katkı yapmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Peki, çok teşekkür ederim. Tebrik ederim kendisini de. Hasan geldi. Türkçe Türkçe çeviriyor. Hasan hoş geldin. İyi sağ olsun. Nasıl olsun? Tebrik ederim valla. Hasan, sen de bugün de geçtiğimiz günlerde de takımın buralarda olmasında büyük rol sahibisin. Neler hissediyorsun? Valla iki haftadır güzel bir çıkışımız var. İyi gidiyoruz aslında. Aslında 4-5 haftadır iyi de oyun oynuyoruz ama sonuca yansıtamıyorduk. Geçen hafta müthiş bir geri dönüşüm yaptık. O maçın anlamlı kılmak için bu maçı kazanmamız lazımdı. Bu maçı da kazandık. Artık her maç bizim için final. Bugün rakiplerimiz de puan kaybetti. İşte Ankara Gücü de puan kaybetti. Hepsiyle ikili avarajımız da iyi. Bu maçı çıkarken hepsini düşünerek hareket ettik. Çok şükür kazandık yani, mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Hasan, bugün gündem tabii gol oldu. Galibiyeti getirdi ama defansta da çok kritik müdahaleler yaptın Gökhan'la birlikte. Onu da merak ediyorum, neler söylersin? Belki de onlar gol olsaydı başka bir senaryo konuşuyorduk. Ya evet, yani bizim görevimiz gol yedirmemek aslında. Gökhan da bugün çok iyi oynadı. İkimiz gayet uyumlu oynadık. Biraz maç başında stresliydi Gökhan ama maçın ilerleyen dakikaları zaman zaman yavaş yavaş şey oldu, motive olmaya başladı, rahatlamaya başladı. O da maça yansıdı, iyi de oynadı. Güzel bir uyum sağladık. İnşallah haftaya da böyle bir uyum içerisinde gol yemeden maçı bitiririz. Güzel yerde bitiririz ligi yani. Peki Hasan, çok teşekkür edelim. Ben Hasan Hatipoğlu da bizlerle birlikteydi. Birazdan teknik direktör röportajlarımızla karşınızda olacağız.